Beşnoğlu cezaevinde baskıya, işkenceye, asimilasyona, itirafçılığa zorlama ve benzeri uygulamalara karşı tutsakların topluca direnişe başlamasının 41. yıl dönümü. Bu direniş tutsakların kendilerine dayatılan uygulamalara topluca uymama, bir kısım tutsağın ölüm orucunu başlatması, direnişin günlerce kararlılıkla yürütülmesi sonucu başarıya ulaşmıştır. 5 Eylül 1983 işte bu direniş kıvılcımının yakıldığı, cezaevinde insanlık onuru, işkenceyi yenecek sloganının cezaevinin her tarafını sardığı, cezaevini inlettiği bir gündür. Bugünü anmak, bir dönem duvarlar arasında işkence gördüğümüz ve şu anda önünde açıklama yaptığımız Beşnoğlu cezaevinin müze yapılması girişiminin gündemde olduğu bugünlerde daha bir önem taşımaktadır. Bugünü anarken 5 Eylül'ü anlamak için Türkiye genelinde cezaevlerinin işkence evlerine dönüşme sürecine de kısaca değinmek gerekmektedir. Türkiye'de askerler darbeci geleneğini sürdürüp sivil yönetime el koyarak 12 Eylül 1980'de askeri bir darbe yaptı. Bu darbenin üzerinden 44 yıl geçti. Ancak etkisi hala devam etmektedir. Bu askeri darbe sonucunda yüz binlerce insan soruşturmaya tabi tutuldu. Gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi, binlercesi tutuklandı. İşkencehanelerde ve cezaevlerinde yüzlerce insan işkence ve kötü muameleden ötürü yaşamını yitirdi, öldürüldü. Binlercesi sakat kaldı. Binlerce insan idam cezasından yargılandı. 50 kişi idam edildi. Cezaevleri özel uygulama alanlarına dönüştü. Birer işkence merkezi oldu. Ancak bir yer vardı ki sadece basit bir işkence merkezi olmadı. Aynı zamanda siyasal, sosyal bir eylem merkezi insanların kimliklerinin yok edilip teslim alınmak üzere kurulmuş asimilasyon okulu, şiddetle beslenen özel bir kişiliksizleştirme laboratuvarıydı. Bizler Beşnoğlu'da 1980-84 yılları yıllarında yaşanan bu işkence ve vahşet döneminin tanıkları olarak cezaevinin aslının tümüyle korunarak bir hafıza müzesi yapılmasıyla ilgili tüm aşamalarda yer almak ve tanıklığımızı ilgili kurumlar ve uygulayıcılarla paylaşmak amacıyla bir araya gelerek Beşnoğlu Cezaevi Hafıza Müzesi girişim grubunu oluşturduk. Bir cezaevi müze olacaksa orada yaşananları, orada yaşayanlardan dinleyerek gelecek kuşaklara aktaracak hafıza müzesi olmalıdır mantığıyla cezaevinde farkındalık yaratmak için birçok sivil toplum kuruluşu ve ilgili kamu kuruluşlarına yapılan ziyaret ile ilgili bakanlık ve CİMER'e yapılan müracaatlar sonucu bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmede görüşlerimizin dikkate alınmasına dair söz verilmesine karşın bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Dünya ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi Almanya'daki Nazi kampları, Macaristan'daki terör evi, Süleymaniye'deki Emmasor ve Türkiye'de Sinop ve Ulucanlar cezaevindeki gibi Beşnoğlu cezaevi binası bir bütün olarak aslında uygun bir şekilde dizayn edilmeli ve cezaevinde yatanların, o günleri yaşayanların görüş ve önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Cezaevi bir bütün olarak hafıza müzesine dönüştürülmelidir. Bu kapsamda 1. Bugüne kadar birçok tadilat gören cezaevi binası fiziki olarak 80-84 yıllarındaki durumuna uygun haline getirilmelidir. 2. Cezaevi binasının içinde başka bir müze düşünülmemelidir. Beşnoğlu cezaevi binasına başka bir amaç için dokunulmamalıdır. Sadece askeri darbe döneminde yapılan işkenceler ile yüzleşmek ve yapılanları gelecek kuşaklara aktarmak için hafıza müzesi olarak düzenlenmelidir. 3. Cezaevinin iç dizaynında müze için materyallerin toplanması sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı o dönemi yaşayan bizlerle ortak çalışma yürütmelidir. Bir kez daha kamuoyuna, hak, hukuk, barış ve insan hakları savunucularına Beşnoğlu cezaevinin hafıza merkezi olması için duyarlı olmaya, bu konuda haklı taleplerimizi sahiplenmeye ve destek olmaya çağırıyor.